E12'si eksik bir şekilde yaşamak mı? Yani yataktan kalkamayan, unutkan, halsiz bir şekilde yaşamak mı? Veya B12 ilacı ve takviyesi kullanıp sivilceli bir şekilde yaşamak mı? Veya üçüncü bir yol mümkün mü? Bugün bu sorunun cevabına birlikte bakacağız. Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim bugün sizlere B12 takviyesi sivilce yapar mı? Yapıyorsa neden yapar? Bunun cevabını vermek istiyorum. Ama ondan önce gelin B12 bilgilerimizi biraz hatırlayalım. Daha önce bununla ilgili çeşitli videolar çekmiştim. İzlemediyseniz onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ancak kısaca özetleyecek olursak B12 vitamini normalde hayvansal kaynaklarda bol miktarda bulunan işte özellikle ciğerde bol miktarda bulunan hatta aranızda B12 eksikliği yaşayanlarınız varsa doktorlar tarafından biraz ciğer yer yemeği artır vesaire diye önerilenler de olmuştur. E, normalde B12 hayvansal kaynaklarda olduğu için eksikliğini kimlerde görmeyi bekleriz? Hayvansal kaynaklardan fakir beslenenlerde vegan, vejeteryan beslenenlerde görmeyi beklesek de işin aslı maalesef öyle değil. B12 vitamini ülkemizde en sık yaygınlığı gözlenen vitaminlerden bir tanesi. Hatta kitabımda ve eğitimlerde hep şunu söylerim. Adana'da günde 3 öğün ciğer yiyen vatandaşlarımızda da B12 vitamini maalesef düşük. Demek ki keramet beslenmekte veya beslenememekte de çok değil. Yani siz sabah akşam ciğer de yeseniz B12 eksikliği günümüzde yaygın bir şekilde gelişiyor. Bunun da en önemli sebebi mide ve bağırsak sağlığındaki problemler ve özellikle mide asidindeki eksiklik. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani beslenmeyle de B12 vitaminini yerine koyabilmek çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla ilaçlara veya takvelere ihtiyacımız oluyor. Burada iki kriter önemli. Bir, hangi yolla bu ilaçları veya takviyeleri kullandığınız. Yutulan bazı ilaçlar veya takviyeler var. Ben bunları çok önermiyorum. Çünkü yutmayla B12'yi yükseltebilseydik dediğim gibi zaten ciğer yiyen adamda da B12 yükselirdi mide ve bağırsaklar problemli olduğu için siz bir B12 ilacını veya takviyesini yuttuğunuz takdirde yani mide ve bağırsağa yine gönderdiğiniz takdirde yine eminim açısından bazı handikaplar bizi bekliyor olacaktır. İki enjeksiyon formunda ilaçlar bulunuyor. Yani kasa enjekte ettiğimiz bazı ilaçlar var. Bunların da içerisinde barındırdığı B12 türüyle ilgili bazı soru işaretleri var. Bir de dil altından kullandığımız, dil altından hızlı bir şekilde kana karışan ve hızlı etki gördüğümüzde takviyeler bulunuyor. İkinci kriterimiz de işte B12'nin türü. Daha önceki videomda da anlattığım gibi burada sentetik olan siyano kobalamin formu özellikle birçok ilaçta ve enjeksiyon formundaki ilaçlarda da bulunan B12 türü. Siano kobalamin sentetik bir B12 formu vücutta görev alabilmesi için bazı dönüşümlere ihtiyacı var. Ancak bir de vücutta ...direkt olarak görev alabilen B12 vitamini formları var. Bunlar nedir? Metil kobalamin, adenozil kobalamin ve hidroksikobalamin formları. Bu 3 B12 vitamini formu vücudumuzda daha hızlı etki sağlayan... ...ve direkt olarak görev alabilen B12 vitamini formları olması dolayısıyla... ...bunları kullanmanızı tavsiye etmekteyim. Yani bir neymiş? dil Dilaltı kullanmamız gerekiyormuş... Iki, bu takviyenin içerisinde de bu vücutta direkt olarak görev alabilen formların olması gerekiyormuş. Ancak işte B12 eksikliğini yerine koymak isteyen bazı hastalarda hocam B12 kullandığım an yüzümde sivilceler artıyor diye geri dönüş alabiliyoruz. Bunun nedeni nedir? Aslında bilim dünyası bunun nedenini tam olarak açıklayabilmiş değil. Klinik çalışmaları araştırdığınızda yani B12 ve folik asit yazdığınızda iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar klinik çalışma var. Ancak şimdiye kadar yayınlanan çalışmalardan öğrendiğimiz bazı şeyler var. Bu B12 ve sivilce ilişkisiyle ilgili ilk yayın 1958 yılında yayınlanmış. Orada sadece şunu söylüyor. Biz bazı kişilere B12 verdik ve sivilcelerin arttığını gördük. Ancak B12 vitaminini kullanmayı kestiklerinde bu sivilceler geriye döndü ve ciltleri düzeltti düzeldi diye bir yayın yapılmış. Sonrasında 1979 yılında yayınlanan bir çalışmada da ilk B12 enjeksiyonunu yaptıktan sonra yine hastalarda sivilcelerin arttığı ancak yine tedavi sonrasında bu sivilcelerin geriye döndüğü söylenmiş. Ta ki 2015 yılında yayınlanan bir çalışmaya kadar da çok net mekanizmalar ortaya konulamamış. 2015 yılında yayınlanan çalışma bize şimdiye kadar ortaya konan en net mekanizmadan bahsediyor. Özellikle B12 ilacı kullanımıyla sivilce gelişen kişilerin bir bağırsak mikrobiyotasında problem olabilir ve bunun sonucu olarak da derin mikrobiyotasında da bazı problemler olabilir diyor. Yani burada cilt mikrobiyotası bozuk olanlar ve cilt geçirgenliği özellikle zayıf olan kişilerde biz bu yan etkiyi görebiliyoruz. 2. Ciltte sivilciye sebep olan Propionibacterium acnes bakterisi normalde kendi B12'sini sentezlerken kullandığı bir ham madde var. Glutamat kullanıyor. Ancak biz vücut B12 seviyelerini yükselttiğimizde B12 sentezlemeye ihtiyacı kalmayınca yani bizim verdiğimiz B12'leri kullanmaya başlayınca bu glutamattan B12 sentezlemek yerine bu ham maddeyi akne inflamasyona sebep olan porfirin sentezlemekte kullanıyor. Haliyle cilt sağlığıda bozuk olan veya cilt mikrobiyotası sağlıklı olmayan kişilerde de bu hızlı bir şekilde sivilce sorunu olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunun da %10 oranında gözlenebildiği bu çalışmada söylenmiş. Bir başka çalışmada ise şunu söylüyor. Özellikle bu akne ve sivilce ilişkisini haftada 5-10 mg gibi dozlarda B12 alanlarda gördüklerini bunun altındaki dozlarda bu yan etkinin daha az görüldüğü gösterilmiş. Sonuç olarak bu çalışmaların bize söylediği küçük küçük şeyleri topladığımızda yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bir, özellikle enjeksiyon formlardan sonra bu yan etki daha fazla görülüyor. İnternetteki tüketicilerin yazdığı yorumları da forumlarda birbirine söylediklerini de okuduğumda özellikle enjeksiyon formundaki ilaçları kullandıklarında bu yan etkiyi daha fazla yaşadıklarını görmekteyiz. Bunun sebebi vücutta bir Birden işte B12'nin artması ve bu ciltteki sivilce yapan bakterilerin bunu kullanması olabilir. Bu nedenle enjeksiyon formlar yerine dil altından emilen takviyeler zaten bizim önceden beri önerdiğimiz daha yüksek bir elde etmek için de yapacağımız şeylerin başında geliyordu. Bu bir alternatif olabilir. İki takviyelerde de genelde 1000 mikrogram B12 dozu bulunuyor. Yani 1 miligram bulunuyor. Biz bunu her gün kullandığımızda haftada 7 mil aslında B12 almış oluyoruz. Ama çalışma bize ne diyordu? Özellikle 5 mg üzerinde cilt sağlığı bozuk kişilerde bu yan etki ortaya çıkabiliyor. O nedenle bu risk olan kişiler her gün kullanmak yerine gün aşırı 1000 mikrogram yani 1 mg kullanabilir. Yani dil altında eriyen takviyeleri bir gün kullanıp bir gün kullanmama şeklinde hayatına dahil edebilir. Haliyle haftada 3-4 mg dozunda kalmış olacaktır. Yani ne olur? Her gün kullanan bir ayda B12 12 seviyesini 700'e yükseltebilirken bu kişiler belki 2 ayda 3 ayda yükseltmiş olur. Yavaş olsun yani geç olsun güç olmasın diyerek bu şekilde bir kullanım hayata dahil edilebilir. 3 tabi kullandığımız B12 vitamininin formu. Siyano-kobalamin formundaki B12'ler vücutta detoksifikasyon mekanizmalarıyla diğer aktif formlara dönüştürmesi için bir sürece ihtiyacı var. Ancak metil-kobalamin, hidroksikobalamin ve adenozilkobalamin kobalamin formundaki B12'leri kullandığımızda... Bu yan etki daha az görülebilir. Hatta izole formlar da var. Mesela sadece hidroksikobalamin içeren takviyeler de var. Belki metilkobalamin adınızdır kobalamin de sizde yan etki yapabiliyor olabilir. Bir de sadece hidroksikobalamin kullanmayı da deneyebilirsiniz. Böyle vücudunuzu da biraz tanıyarak ona göre takviyeleri hayata dahil edebilirsiniz. 4. Tabi gün sonunda B12'si eksik bir şekilde yaşamak mı? Yani sürekli unutkan, hafıza problemleri yaşayan, yataktan kalkamayan bir şekilde yaşamak mı? Yoksa her türlü şeyi denemenize rağmen ya ben çok küçük dozlarda alsam bile sivilcem oluyor diyorsanız da belki bir süre bu sivilceye katlanıp B12 depolarını doldurmak mı? Bu sorunun cevabında da akılcı olan ikinciyi seçmek. Yani B12 eksik bir şekilde yaşamaktansa bütün önlemleri almanıza rağmen hala bu sorunu görüyorsanız da belki biraz dişinizi sıkıp çünkü çalışmalar bize B12'yi bıraktığınızda lezyonların normale döndüğünü söylüyor. B12 depolarını bir kere bir şekilde doldurmak lazım. Doldurduktan sonra bir daha düşmemesi için işte bazı yaşam tarzı önlemlerini de alabilirsiniz. Bir, mide istini güçlendirmek gerekiyor. Mide ve bağırsak sağlığınız güçlü olursa siz zaten ciğerden aldığınız B12'den de faydalanabilirsiniz ve B12'niz daha düşmez. İki, özellikle bazı süper besinler var. Spirulina ve chlorella. Bunu daha önce videosunda çekmiştim. Bunlar doğal bir multivitamin gibi. Yani kendi içerlerinde B12, folikasit, B6 ve birçok vitamin mineral içeriyorlar. Ondan dolayı süper besin deniyor. Bu süper besin takviyelerini de hayata dahil edilebilir. Bir daha B12 folik asit eksikliği yaşamamak için. 3. Yine düşük doz bir B12 içeren multivitamini de hayatımıza sürekli dahil edersek bir daha B12 eksikliği vücudumuza gelişmemiş olur. Multivitamin nasıl seçilir diye de ayrıca bir video çekmiştim. Evet bana uzun yıllardır sorulan bir soruya açıklık getirmeye çalıştım. Ayrıca YouTube Türkiye ve Türkçe internet internet kaynaklarında da çok detaylı bir bilginin olmadığı bir soru. Elimden geldiğince klinik çalışmalar ışığında sizlere anlatmaya gayret gösterdim. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.